Geçenlerde YouTube'un TikTok'a dönüşmesinden dolayı bir sistem videosu yayınlamıştım. Muhtemelen hatırlarsınız. Eğer izlemediyseniz de gidip izleyebilirsiniz. Maalesef ki haksız çıkmadım. Shorts'un algoritmasının açığını kullanarak binlerce insan şu anda gereksiz bir şekilde ünlü olmuş bile. Şunu baştan belirteyim ki Shorts gereksiz bir özellik değil. Yani ben aslında bu videoda Shorts özelliği kaldırılsın, kimse Shorts satmasın falan demedim ki zaten ben de Shorts atan birisiyim. Ara ara olsa da yapıyorum yani. Shorts iyi hoş fakat şöyle bir sıkıntı var ki Shorts'un algoritması TikTok'un algoritmasıyla aynı. Yani nerede ne kadar aptal, nerede ne kadar ucube insan varsa bunları ön plana çıkartıyor. İşte benim bu videoda eleştirdiğim ve değindiğim nokta tam olarak buydu. Maalesef ki haksız çıkmamış. Geçenlerde karşıma çok garip bir kanal çıkmıştı. Fakat kanalın sadece 7000 abonesi olduğu için çok da fazla takmadı. Bu ucube herif yaptığı videolarda kendisine abone olan herkese iPhone 14 vereceğini söylüyordu. Burada belki diyebilirsiniz ki zaten bunun sahte olduğunu herkes bilir. Adam ironi yapıyordur falan fakat hayır böyle bir şey kesinlikle yok. Bununla alakalı binlerce yorum atıyor ve ma Maalesef ki 5-10 yaşındaki çocuklar bu çocuğun gerçekten de herkese iPhone 14 dağıtacağını sanıyor. Peki bu arkadaş çok kısa bir sürede 7.000 aboneden kaç bin aboneye ulaşmıştır sizce? 10.000 mi? 15.000 mi? 20.000 mi? Hayır. 150.000. Evet, evet. 150 bin abone. Yaptığı şey hem YouTube'a hem de Türkiye'nin kurallarına aykırı bir şey. Çünkü YouTube'da biliyorsunuz ki bunlar dolandırıcı sayılıyor. Türk Ceza Kanunu'nda ise insanları kandırmak da yasak, milli piyangodan izinsiz çekiliş yapmak da yasak. Yani elbette 100 lira, 200 lira, 300 lira bunları dağıtabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Hani bazen YouTuber'lar yapıyorlar ya, Valorant'ta size VP vereceğim falan diyorlar. Bunlarda bir sıkıntı yok. Fakat iPhone gibi büyük çekilişlerde milli piyangodan izin almanız şart. Peki arkadaşın herhangi bir izni var mı? Elbette yok. Arkadaş gerçekten bunları dağıtıyor mu? Elbette dağıtmıyor. Yani iki suç işlemiş oluyor. Ve bu şekilde insanları kandırarak delilercesine büyüyor. Bakın bu bir sorundur. Çünkü ben biliyorum yani ilerleyen zamanlarda bu geri zekalı insanları kandırdığı videoları silecek ve sanki normal çok düzgün bir youtubermış gibi davranmaya devam edecek. Kazandığı aboneler yanına kar kalacak. Fakat açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum ki bu ve bunun gibi insanların durdurulması gerekiyor. Bu şekilde ünlü olunmaz. Her zaman aynı salak saçma taktiği uygulamak amanızdan bıktım lan artık. Ne güzel iş ya. Abone kasarken her boku ye. İnsanları kandır, insanlara yalan söyle. Sonra arkadaşlar yaptığım şeylerden ötürü özür dilerim. Ben bir daha böyle bir şey yapmayacağım falan. Kazandığın abonelerde yanına kar kalsın. Yok öyle bir şey. Elimden geldiğince isim vermemeye çalışıyorum ama bu şizofren herif eğer ki karşınıza çıkarsa sakın ola ki abone olmayın. Bunu açık ve net bir şekilde söylüyorum bu arada. Çünkü bu gibi insanların ünlü olmasını istemiyorum ben. Mümkünse YouTube'dan uzak durun. Yaptığınız şey hem YouTube'a hem de Türkiye kurallarına aykırı bir şey. Bu ne oğlum? Bakınız kullandığı görüntüler bile kendisine ait değil. Kullandığı görüntüler bir başkasına ait ve adam ciddi ciddi diyor ki abone olan herkese iPhone hediye edeceğim. Bu bir ironi değil arkadaşlar. Bunun ironisi falan olmaz. Bu adam bu şekilde yaparak diğer insanların da işini baltalıyor. İşini düzgün bir şekilde yapmaya çalışan insanların önüne engel koyuyor ve bu sefer diğer insanlar da diyor ki ulan bu haksızlık. Bu adam 5-6 kere maymunluk yapıp 150 bin abone oldu. E ben de yapayım o zaman. Ben de kazanayım. Haklılar mı? Hak ama doğru olan şey bu değil. Ya insanları kandırmak ne zamandan beri doğru bir şey oldu? Ben birilerini eleştirdiğim zaman bana her zaman aynı şeyi söylüyorsunuz. Yok insanlar ne yaparsa yapsın sana ne. Kardeşim yapmayacak. Yapma, yapacak. Bu ve bunun gibi hareketleri yapamaz. Bunu sadece ben demiyorum. Bunu YouTube diyor, Türk Ceza Kanunu diyor, diğer insanlar diyor hatta ve hatta tüm ülkelerde böyle bir kural var. Bu bir suçtur. Ya çekilişi geçim şu herifin yaptığı hareketlere bir bakar mısınız ya? Şimdi senin evinde televizyon var mı yoksa yok yok onu tahmin edeceğim. Eğer doğru bilirsem yemin ettin kanalıma abone olup videomu beğenip yorumlara televizyon yazacaksın. Bunları yaparsan bu senindir. Senin evinde televizyon var doğru mu? <laughs> Oğlum ben anlamıyorum arkadaş ya senin arkadaşların var mı acaba? Arkadaşların bu videoyu görmüyor mu yani? Az önce izlettiğim video çünkü 4 milyon falan izlenmiş. Bu 4 milyonun içinde seni tanıyan insanlar illa ki bu videoya denk gelmiştir. Yani hiç mi utanmadın lan bunları yaparken? Ben bu insanların kafa yapısını çok merak ediyorum. Bakın gerçekten merak ediyorum. Acaba hiç mi düşünmüyorlar? Hiç mi utanmıyorlar ya? Şaka gibi lan. Dostum bu yaptığın hareketler normal değil. Bütün bunları geçtim bir de sanki yarışma düzenliyormuş gibi. Saçma sapan şortslar da dağıtıyor. Yok neymiş işte sayıyı bil iPhone kazan, bayrağı bil iPhone kazan, sayıyı yaz iPhone kazan, kutuyu bul iPhone kazan. Yeter <laughs> yeter. Bak açık ve net bir şekilde diyorsun ki bunu yap iPhone kazan. Ve insanlar bunu yapıyor. Fakat sen bu ödülü vermediğin için yaptığın şey bir suç. Sanma ki mahkemede bunu kanıtlayamazlar. Kanıtlarlar. Neyse shortsları bir kenara bırakalım. Bu arkadaşın bir de normal çektiği videolara göz atalım. Enes Batur'un ekibine iPhone 14 dağıt. Videoya giriyorsunuz size yemin ediyorum bakın yemin ediyorum videoda Enes Batur yok. Kaldı ki iPhone 14 dağıtacak. Orkun Işıtmak'a iPhone 14 verdim. Söylememe gerek yok sanırım. Enes Batur'un evine gidip iPhone 14 verdim. Sanırım yine söylememe gerek yok. Aynı videodan bir tane daha çekmiş. Yine Enes Batur'un evine gitmiş. Yani eskort musun sen a**a koyayım ya? Ne yapıyorsun? Göt mü veriyorsun adama? Neye gidiyorsun oğlum adama bu kadar? Yani salak saçma. <laughs> Neyse bak ağzım bozacak zaten sinir oldum. iPhone 14 Pro Max nasıl kazanırım? Bir bunu inceleyelim. Yalancı miyorlar ya ah, ah yalancının içinden geçmiyorlar ya. Şimdi ben abone olsam, like atsam bana gerçekten bu telefonu mu vereceksin? Bakın buna inanıyorlar. Hani tamam benim yaşımdaki bir insan elbette buna inanmaz. Hatta şöyle bir 14-13 yaşındaki insanlar da buna inanmaz. Ama YouTube'u sadece bu yaştaki insanlar kullanmıyor. Sizin atladığınız şey bu zaten. Buna inanan birçok insan var. Yorumlarda bir insan bile çıkıp bunlar sahte falan dememiş. Ya en azından bu videonun yorumlarında böyle bir şey yok. Ya belki bir iki tane gözden kaçırdığım vardır. Ama onun dışında çoğu buna inanıyor. Evet. Siz bu telefonları nasıl kazanabilirsiniz? Buraya gelecek olursak kanalımıza abone olmanız şarttır arkadaşlar. Videomuzu beğenmeniz şarttır ve yorumlara iPhone 14 Pro Max yazıp bu videoyu paylaşmanız şarttır arkadaşlar. Videoyu beğeniyorsun, abone oluyorsun hatta yorum da atıyorsun. Bunları yapıyorsun ki adama verebileceğin tüm etkileşimleri ver. Yani adama zaten verebileceğin tüm etkileşimleri bu şekilde vermiş oluyorsun ve adam bunlar sayesinde Shorts'ta öne çıkıyor. Adam algoritmanın açığını kullanıyor ve insanları dolandırarak yapıyor bunu. Evet bu bir dolandırma bu. Ve bu videoyu sonuna kadar izlemek şart. Bak sonuna kadar izlemezsen eğer sen kazanamazsın. Sonuna kadar izleyin tabi canım 10 dakikalık video. Sonuna kadar izleyin hatta çıkan tüm reklamlara tıklayın ki bu adam daha fazla para kazansın. Aynen kanka aynen başka. Domalmamızı da ister misin? Şimdi arkadaşlar öncelikle şunun duyurusunu yapmak istiyorum. Katıl butonumuz aktif hale geldi. Heh. İşte geldik zurnanın zart dediği yere. Katıl butonumuz aktif. Katıl butonundan ve süper chat'ten para kazanarak insanları bu şekilde açık ve net bir şekilde dolandırmış oluyorsun. Çünkü onlara sağladığın herhangi bir özellik yok. Yani adamlara diyorsun ki mesela atıyorum kanalıma katıl, şunu kazan. Adam sana parayı veriyor fakat sen bunun karşılığında herhangi bir şey vermiyorsun. Herhangi bir şey vaat etmeseydin bunun karşılığında okey. İnsanlar sana istediği gibi destek olabilirdi. Senin bir karşılık vermene gerek yoktu. Fakat sen diyorsun ki kanalıma katılırsam bunları bunları yaparım. Ama yapmıyorsun. İşte bu dolandırıcılık. İnsanların zamanını çaldığın yetmiyormuş gibi bir de paralarını alıyorsun. Puh! kafana tüküreyim senin. Ucu bir herif. Valla kanka ne yalan söyleyeyim. Yaptığın şey zaten hem YouTube'da hem de Türk ceza kanunlarına göre bir suç. Yani burada her türlü sen haksız, Haklı olduğun herhangi bir konu yok. E malum biz de eleştiri kanalları olarak bu insanları bu platformda görmeyi pek sevmeyiz. O yüzden benim sana tavsiyem şu. Sen komple bütün videolarını sil kanka. Çünkü eğer silmezsen ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ve emin ol sen ve senin gibi insanların burada barınmasına izin falan vermeyeceğim. Senin gibi beyin yoksun insanların bu platformda barınmasına izin vermeyeceğim. Çünkü sizin yeriniz burası değil. Burası. Ve mümkünse buraya gelmeyin. Sınır kapısı kapalı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.